ProPHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sitemizi ziyaret eden kişilerin sayısını yani online olan kişilerin e, sayısını nasıl e, gösterebileceğimizi, e, böyle bir programlamayı nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. Şimdi şu gördüğünüz gibi şu an sitede 5406 kişi varmış oosamemiş.com'da. E, sayfamı yenilediğimde tabii ki bu sayfa artıyor. Şu an 5437 kişi var. Bir de Internet Explorer'dan açayım. Evet Internet Explorer'dan açayım. Ee, bu sayı daha da artması gerekiyor. Eğer açtığım sırada kullanıcılar çıkmadıysa. Evet bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 5443. Ee, burada ise 5437 diyor. Tekrar yenilediğimde. Evet bu sayı artabilir de azabilir de sitenizin trafiğine göre azalabilir. Bu osam3.com benim domainim. Şimdi şöyle yapacağız. Gelelim şöyle kodlamasını gösterelim şimdi. Ee, yine PHP kodlarımızı yazıyoruz. PHP kodlarımızı yazıyoruz. Öncelikle e, kullanacağımız function function diyorum eks pardon. Fonksiyon ne onu bilelim. Kullanacağımız fonksiyon eee session session save fonksiyonu. Eee session save put fonksiyonu kullanacağız. Şimdi bunu kullanabilmemiz için arkadaşlar session start fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Yani session startı, session save path'ın üzerinde kullanmamız, e, altında kullanmamız lazım. O yüzden session, session started, start start, startı yazıyoruz. Daha sonra burada session save path kalıyor. Bunu ne işe yarıyor arkadaşlar peki? Bu e, dizinin sessionların kaydedileceği dosyayı e, pardon Direction e, Türk, İngil Türkçesine e, konumu yerini gösteriyor. Eko diyelim şöyle. Bir ekolattıralım bakalım session save hattı. Şimdi şu an online sayısını gösteriyor. Fakat şimdi ben indeksi değiştireceğim. Evet indeksi değiştireceğim. Şuradan. Evet şöyle yapacağız. İndeksi değiştireceğiz. Şimdi ise konumunu göstermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi tmp direktöründe root e, kök düzeninde yani kök klasöründe artık bunları biliyorsunuz arkadaşlar yani birebir Türkçesini bilmiyorum e, İngilizcenin Türkçesini directory root kök dizin e, serverda bulunan klasör tmp klasörünün içerisine kaydedecek gördüğünüz gibi şurada bir slash işareti var bunun devamı var tabii ki oğuzhanmemiş.com bir Hosting arkadaşlar, server değil, server olmadığı için tamamını göremiyorum yani öyle bir iznim yok. Sadece şu an tmp'yi gösteriyor bana, tüm bölümü göstermiyor. Tabii ki onu da öğrenmenin yolları var. Şimdi devam edelim, devam edelim kodlama Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm. Nasıl diyelim? Open Direction fonksiyonunu kullanmamız lazım. Şöyle yapalım. İşle diye bir değişken tanımlayalım. İşleme, işlemin devam edeceği bölüm olacak. Şimdi Open Dire diyoruz. Open Direction fonksiyonunu kullanıyoruz. E, Session'ı kaydedeceğimiz e, e, Session'ı Save Path kaydediyor dizinleri kaydediyor. Bu da dizinleri kaydet diye bir direktör açacak. Direktör dedim kök dizin açıyor. O işi arıyor. Şimdi anlayacaksınız. Buraya direkt session path yazmak yerine şöyle şuraya session path yazmak yerine şöyle tabii ki noktalı virgül olmayacak. Session path yazmak yerine şöyle yapalım. Şuraya dolar işareti. Pardon. Eko yerine şöyle dolar. Seç ses şöyle seç path diyelim path. Session Path diyoruz. Evet. Böylesi daha iyi oldu. Şimdi Session Path'ı alalım. Buraya yapıştıralım. Tamam. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, bir while döngüsü oluşturmamız lazım. Bir while döngüsü oluşturmamız lazım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Büyük mü yeterince? Şöyle büyütebilirim. Şöyle. Şöyle büyük kalsın. Evet. Ee, while While diyelim. Evet. While döngüsü oluşturalım. Şimdi şöyle yapacağız. Hmm session dedik. Ee, ne diyelim? Read direction. Read direction diyoruz. Ve buraya işle fonksiyonumuzu koyuyoruz. İşle fonksiyonumuzu koyuyoruz. Tabii ki bunu da bir şeye eşitlememiz lazım. Şöyle dosya diyelim. Bir dosya oluşturalım. Dosya. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ee, domino taşı gibi sıra dizdik. Önce session save part fonksiyonunu kullandık. Ee, ki Session Start'ı tabii ki ilk başta kullanıyoruz. Kullandık. Ee, böylelikle Session'ın kaydedileceği yeri öğrendik dizini. PHP Manuel'den, Noctanet'ten öğrenebilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Open Direction fonksiyonu kullandık. Ee, bu e, kul kaydedilecek yere bir Direction açıyoruz, bir klasör işle, işle değişkeninin adı altında ve hepsini, şunların üçünü Read Direction fonksiyonuna okuyoruz, okutuyoruz. Fakat şöyle yapacağız, bunları okuturken, işleyi okuturken şöyle bir şey var Read Direction fonksiyonunda değer false'a dönüyor, yani işlem yanlışsa false'a dönüyor, false'a demek şöyle olacak şuradaki işlem yapacağımız işlem yanlış olursa false'a dönecek. False'a döndüğünde göstermesin. Yani yanlışsa göstermesin. Yaptığımız işlem yanlışsa o yüzden şöyle başına şöyle baştan yapayım. Şöyle başına bir şey koyacağız. Parantez. Bir de şöyle işlemin sonuna bir parantez koyacağız ve eşit değilse false diyeceğiz. False eşit değilse ne yapalım mesela? Ekolattıralım dosyayı. Dosyayı ekolattıralım dosyayı. Bunu kol attıralım. Bir de birek atalım şuraya. Birek. PHP biri atalım. Evet. Şuraya nokta koymamız lazım. Tabii ki şöyle. Boşluk noktada koydum. ctrl ediyorum. Kaydediyorum. Bir atalım bakalım. Şimdi index demeyiz. Evet. index'e atayım. Şu index'i atalım. Şimdi şöyle bir yenileyelim bakalım ne olmuş. Evet yeniliyoruz gördüğünüz gibi burada seçimler var kayıtlı oturumlar oturum açıyoruz arkadaşlar Açılan oturumları gösteriyor burada gördüğünüz gibi bu kadar online kişi Var e, Veyahut da daha önceden Girmiş kişiler bunlar şu an onlineda olmayabilirler Daha önceden kayıtlı seşimler olabilir e, Bunlar e, Fakat online'lar böyle sizde öyle gözükecektir daha önce açılan oturumlar olabilir Çünkü ben burada çalışırken Bir sürü seçim kaydettim Şimdi şöyle yapalım daha önceden tabii ki e, Şöyle yapalım ee, devam edelim. Şurada gördüğünüz gibi noktalar var, iki nokta var. Bunlar çıkmasın. Onları kaldıralım. Şimdi basit metodu var arkadaşlar. Basit. Ya arkadaşlar bu siz yazıyorsunuz sonuçta kendiniz bir dünya oluşturuyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bir kurgu, bir sistem oluşturuyorsunuz. Size kalmış İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela ben burada dosyadan o iki noktayı kaldırmak için yeni bir if oluşturuyorum ve o if'e tırnak işaretleri arasında nokta koyuyorum. Fakat eşit değilse diyorum. Nasıl diyorduk? Şöyle ünlem eşit değilse gördüğünüz gibi eşit değilse ve nn diyerek iki tane ve 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 diyelim pardon artı koyduk ve diyelim dolaş artı koyduk arkadaşlar yine e, ve diyelim şöyle yapalım e, ve tekrar dosyayı buraya koyayım dosya e, ünlem ünlem eşittir e, ne diyelim tırnak şartları arasında iki nokta evet iki nokta diyelim hem anlatıp hem yazmak zor oluyor arkadaşlar. E, bazı Aml'ler <laughs> YouTube'da falan yorum yazıyordu arkadaşlar hem yazıp hem şey yapmak konusunda her neyse şöyle yapalım dosya dedik nokta iki nokta iki nokta ekolattıralım şimdi eko keşke silmeseydik dosya şimdi ekolattıralım bakalım nokta koyalım break bu sefer de html break yapalım bakalım ne olacak şöyle, hop. şöyle kontrol ettim kaydettim şimdi gönderelim Evet gönderelim. Yenileyelim bakalım sayfamızı. Evet yeniliyorum. Gördüğünüz gibi noktalar gitti. Şimdi şöyle yapalım. Burada kayıtlı sessionlar, açılan oturumlar var. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Şu sessionların ses kısmını da alalım. Kısmını da alalım ki bir programlama yapacağız. Şöyle yapmamız lazım. Erect replace fonksiyonuyla almamız lazım. Onu da şöyle yapacağız. Şunu yine silelim buna ihtiyacımız yok olmayacak artık şurada yeni bir if oluşturacağız if diyeceğiz if şöyle yapacağız şimdi şu if'in arasında erek fonksiyonunu kullanacağız erek siliyor arkadaşlar silmek istediğiniz bölümü şapka işaretiyle ilk baş belirtiyorsunuz başlangıç kısmını silmek istediğiniz başlangıç kısmını şöyle ses iki tane ses vardı pardon facebook'uma geldim ya şimdi şunu kapatayım Evet iki tane sesi var evet ses. Ee, şöyle yapalım. Erek ses virgül dolar işareti dosya diyelim buraya. Buraya da silmek istediğiniz dizini. Dizinimiz dosya. Şimdi şöyle bir programlama yapacağız. Şöyle seçin. şuradan sonra bir e, şöyle boşluk bırakmayın fazla. Şöyle şu kısma e, ziyaretçiler diyelim. Ziyaret kişiler ya da online kişiler veya evet, herhangi bir istediğinizi diyebilirsiniz. Sıfır eşitliyorum ve onu burada arttırıyorum ziyaretçileri. Bunlar tamamen programlama kaç ziyaretçiler. Her seferinde arttıracağız. Plus plus. C yok tabii ki C. C şey yok C. Ziyaretçiler. Evet. Ziyaretçiler diyoruz. Böyle. Şimdi aşağıya ekolattıralım. Eko diyelim. Eko. Hmm. tırnak işaretleri arasında çift tırnak <laughs> pardon ee, şu an sitede dolar işareti ziyaretçiler pardon ciler Ziler burada sayı çıkacak rakam çıkacak şu an sitede e, şu e, kişi online diyelim. kişi online evet şöyle yapalım kontrol edelim kaydedelim eğer yanlış bir şey yapmadıysak çalışması gerekiyor. Şu indeksimizi atalım. Evet, yeniliyorum. Yeniliyorum. Evet, sıfır kişi online. Evet, bir yerde hata yaptık. Mı? Yaptık. Ee, ziyaretçileri kaydetti şimdi bu. Ziyaretçileri kaydetti. Sanırım yenilemem gerekiyor. Diğer browser'dan açalım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şunu kopya alayım şimdi şöyle dosya şöyle kullanıcılar sıfır kişi online diyor neden evet bakalım şimdi ufak bir hata yaptım sanırım arkadaşlar evet arkadaşlar hata mı bulmuş <laughs> bulmuş hem hatam şurada ziyaretçiler yazmış ziyaret anam oldu ziyaretçiler yazmışız ziyaretçiler yazacağız söyle ziyaret Ciler. Evet. evet kontrol edelim. Kaydedelim. Gönderelim. Tekrar. Şimdi bakalım. Yeniledim. Gördüğünüz gibi yenilediğimde ziyaretçi sayısı artıyor. Şu an 573. Evet 573. Şöyle şuradan gireyim. Şuradan gireyim. Evet hatalı olan sayfamız. 575. Ee, tekrar burada inlediğimde 575, 575'ten daha fazla so olması gerekiyor. 575'ten daha fazla. Gördüğünüz gibi 579. Evet, sitenizin hitine göre ya da kayıtlı olan session'lara göre yani sitenizde daha önce girilmiş ziyaretçilerin sayısına göre bu değişebilir tabii ki. Daha ayrıntılı kodlamalar yapacağız. Bugünkü dersimiz bununla alakalıydı arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Kodları kurcaladıkça daha çok anlayacaksınızdır. Karışık gelebilir. Uğraşmanız sizin için faydalı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.